Merhaba oksijenlerin bilim Derya ben sizlere bir önceki videomda söz verdiğim gibi sonsuzluk temasından bahsedecektim. Sonsuzluk deyince aslında birçok şey aklımıza geliyor. Örneğin devamlı bir döngü, yaşam, dünyanın varoluşu hep var olduğu döngüsü ama o sonsuzluktan bugün bahsetmek istemiyorum. Sanattaki o döngünün yansımasından bahsetmek istiyorum. Sanattaki o döngünün yansımasından bahsetmek istediğim sanatçı ise Escher. Escher tüm çalışmalarıyla dikkatimizi bir hayli çekmiş. Çünkü Escher bütün çalışmalarında sonsuzluk ve imkansızlık kavramını bizlere gösteriyor. Peki kimdir bu Escher? Escher 1898 doğumlu ve 1972'de vefat eden Hollandalı ressam ve bir grafiker. Resim çalışmalarına ortaokulda başlamış, öğretmenlerinden bazı teknikler öğrenmiş ve ortaokuldan sonra da mimarlık ve dekorasyon bölümüne geçmiş. Daha sonra da grafik eğitimi almış. Eğitim aldıktan sonra da gezilere başlamış ve ilgisini çeken her şeyi incelemiş ve çizmiş. Esir'in çalışmalarındaki aydınlık ve karanlık, İlginç görüntü üreten perspektifler uzağa ve yakınla adeta bizlerle oynuyor. Aslında Eşir'deki matematiksel derinlik bilim insanlarında dikkatini bir hayli çekmiş. Eşir acaba bir bilim insanı mıydı? Hayır. Eşir acaba matematikte bir dahi miydi? Hayır. Peki nasıl olur? Belki, Belki de sanat ruhunun araştırarak sunduğu derinlerden gelen bir hazineyi dışa vuruşuyla alakalıdır. Kim bilir? Belki de bizim bilinçaltımızın hiç bıkmadan, yılmadan sunduğu güzelliklerin sonucudur. Evet, buna işte sanat denir. Aslında sanat ruhu da bir nevi sonsuza işarettir. Yani çünkü devamlı araştırma içine ve sonsuz bir araştırma içinde, hep keşfetme peşinde. Bilimle farkı ise bilim bir e, soruya yanıt verirken sanat ise soruya yanıt vermez. Sanat soru işareti bırakır. İşte sonsuzluk termi burada da karşımıza çıkıyor. Gelelim şu çalışmasına Eşir'in. Bu küpe baktığımızda önüne mi arkasına mı bakıyoruz küpün? Yani aslında imkansızlık ve sonsuzluk bu gördüğünüz küpün çizimlerinde olduğu gibi gözlerinizi takip ederek kendinizi sürekli yakalarsınız. Aslında bu küpün bir mantıklı hiçbir açıklaması yok çok mantıksız olsa da bir sonsuzluğu içinde barındırıyor. Muhtemelen Escher Rönesans'ın bir sanatçısı olduğu için de matematiksel fikirleri anlayabilmek için sanatında kullandığını zannediyorum. Çünkü bildiğimiz gibi sanatçılar ve bilim insanları her zaman birbirlerini etkilemişlerdir. Matematik deyince Escher çizimlerinde genellikle geometri kullanıyor. Gördüğümüz gibi birçok resimlerinde baskıları ve soyut matematiksel kavramlar içinde sonsuzluğu çiziyor ve aynı zamanda da resimleri görsel metaforlar taşıyor. Resimleri sanattan bilime yani matematiğe bir köprü kurduğu için çalışmaları bilim insanları ve matematikçiler tarafından bayağı bir incelemeye alınmış. Bu inceleme sonucu matematikçiler tarafından farklı keşifler yapılacağını beklenirken, bunu eşir reddetmiş. Gelelim başka bir çalışmasına, merdivenli eseri. Bu esere baktığımızda sonsuzluk kavramı tekrar karşımıza çıkıyor. Örneğin e, yukarıya aşağıya hareket etseniz de aynı noktaya geliyorsunuz. Resimde bunu birçok kez tekrar ediyor. Bu da Escher'ın mükemmel bir hayal gücü var olduğunu gösteriyor. Gelelim kullandığı diğer bir tekniğe, düzlemi düzenli olarak bölmek. Bu teknikte yaptığı resimlerde Escher bir ya da birçok motifi hiçbirini birbirine, üstüne gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerini nasıl çevreyebileceklerini araştırır. Bu çalışma matematikte düzlem doldurma problemi ile kıyaslanır. Matematikçi ise daha global bir yaklaşımla bir düzlemde bulunan mozaikçe yapıdaki simetri gruplarını araştırıp tanımlamak ister. Eşir ise devamlı yap boz olarak araştırma sonucu böyle bir simetriye uğraşır. Escher'ın metamorfoz çalışmalarını değerlendirelim. Metamorfoz serilerindeki yüzey figür ilişkisi çarpıcı şekilde vurgulanırken imkansız olan boyutlar arası yolculukta resmediliyor. Metamorfozlar doğada değişim anlamına görüyor. Düzlemdeki düzenliliği bozmadan sürekli deforme edilen şekiller birbirlerine dönüşür. Gece gündüze, siyah beyaza ve balıklar kuşa dönüşüyor. Yani burada da sonsuzluk, devamlılık hep yeniden bir döngü karşımıza çıkıyor. Escher matematikçi olmasa da çalışmaları pek çok matematikle uğraşan bilim insanlarını etkilemiştir. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için Godel, Escher ve Bach adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.